Tekrar karşınızdayız, tekrar buradayız, tekrar merhabalar diliyoruz herkese. Tabii mesajlarımızı atladık ama Serhat Bey sana çok katılırım. Bitti derler ama kolay değil bu. Korona dünyayı çok sarstı. Gerek maddi gerek manevi. Allah herkesin yardımcısı olsun diyor Nazim Hanım. Said Kumru, be arkadaşlar bu para konusu geldiydi gelmediydi geleceğiydi bizi maskara durumuna düşürdünüz. Benim nacizane önerim Sayın Akıncı 3 tane bakanını alsın gidip makamlarına sahip çıksınlar. Mal mülk sorununu da öyle böyle halledelim. Ne anaya ne babaya yalvarmayalım artık gına geldi diyor Said Kumru söylüyor bunu sağ olsun. Günaydın hayırlı sabahlar sever pehlivan. Kaçak adaya gelene ve de getirene sağlam ceza verilsin. Bakalım kim kaçak olarak adaya girmeye cesaret eder dedi Necdet Mavi Gözlü. Yaşar Aracı kardeşim iş yerini açtı. Tüm araçlara hijyenik iş yapıyor Uraş'ta. Hemen Kanal T'nin geç arkasında. Uraş'ta bir Likop'un yan tarafçında Yaşar'ın hemen ilaçlasın, yıkasın, olsun araba gıcır. Yaşa be Yaşar. Ömer Meraklı. Günaydınlar Şeyhülislam Efendi, siz Türkiye'den para gelecek meselesini yanlış anladınız. Geldi aslında 40 tane koç, yüzlerce üretim yapmamız için damızlık koyun. Anlayan anlar dedi. İspanya'dan geldi onlar da. Evet sevgili Ömer Meraklı sağ olasın. Leman Muslu, Serhat abi günaydınlar. İhtiyat sandığından geri ödemesiz 3 ay boyunca 2000 TL alacağını Bakanlar Kurulu onadı. Peki 6 ay önce para çeken bir yakın arkadaşım var. Bu durumda yararlanabilir mi acaba? İyi yayınlar diliyorum. Müdürü arayın. Erman Yalyalı'yı arayın. Sorun çünkü bilmiyorum ben bunu. Ben de sabah sordum. Mesela birkaç yıldır şirket ihtiyat sandığı ve sigortayı ödeyememişse 1500 TL'lik yardımdan faydalandı o şirketler. Peki o şirketlerin çalışanları şimdi o 2000'liği alacaklar mı? Evet. Güney çalışanı emekçi kardeşleri unutma. Metehan'da sesimizi duymayanlara ses vermeye gidiyoruz. Kamil Özalmış diyor ki Metehan'da gidiyorlar. Şu anda eylem başlayacak. Kamil Özalay, Guten Morgen her kardeş. Guten Morgen. Ayşe Ömer Balkaya. Çok çok teşekkürler. Günaydınlar. Günaydınlar. Semih Çavuşoğlu, Naci Aydınkaya. Evet. Ayhan Hilmi Oğlu. Bir kez daha hatırlatalım sizlere Kamil Özalmış'ın açıklamasını. Güneyde çalışan emekçi kardeşler unutmayın. Metehan'da sesimizi duymayanlara ses vermeye gidiyoruz. Evet. Bu konuda bugün burada duyurulmuş, biz de sizlere aktardık bunu. Gazetelerimizi okumaya devam ediyoruz. Yeni Bakış gazetesindeyiz. Üretmek istiyoruz. Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, küçük ülkelerde üretim ve tüketimde sıkıntı yaşandığını ifade ederek hükümetten ithal ürün ülkeye getirilmemesini talep ettiklerini, ilgili bakanlığın bu konuda ne yapacağını beklediklerini söyledi. Yakında üniversitesinde işçi kıyımı mı yaşanıyor? Bu önemli bir konu, bugün Yeni Bakış'ta yer aldı. Sayın Alpay Durduran, başkanlık sistemi felaketi getirir diyor. Arabalarımız çürümeye terk ediliyor. Yeni Bakış'a konuşan otogaleri işletmecileri devletin iş adamlarına çeklerini 3 ay ertelettiğini belirterek gümrüğün ve araç kayıt dairesinin çekleri nakit ya da kredi kartı ile kabul ettiğini, bu durumun da galeri sahiplerini çok zor duruma soktuğunu ifade etti. Evet, gemi kaptanı tutuklandı. 2 tane genç çocuğumuz ölmüştü. Zahide Yaşlıhan günaydınlar. Sizi televizyonda bugün izleyemiyoruz. Neden acaba diyor. Bilmiyorum hangi, sevgili Örsan senin haberin var mı? Hangi televizyon kanallarıdır göstermeyen? Acaba analoglar mı göstermiyor bilmiyorum. Yoksa kestiler bizim yayını da haber mi yok tabii ki. Bütün ülkeyi yani sadece Kanal T'yi değil bütün KKTC'yi. Bakanlar Kurulu yeni bir dizi karar aldı ve memurlar normal mesaiye dönüyor. Bugünden 20 Mayıs'a kadar gece sokağa çıkma yasağı 22'de başlayacak 6'ya kadar ve zararı büyük. Haspolat'taki hurdalıkta çıkan ve soğutma çalışması 3 gündür süren alandan hala dumanlar yükseliyor. Uzmanlar hurda ve atık depolama alanlarında denetim eksikliği olduğunu, havaya salınan dumanın insan sağlığına ve çevreye ciddi zararlar verdiğine dikkat çekti. Zararı
büyük dedi bugün Kıbrıs manşetinde. Ve sahtekarlıkla para temin etmekten tutuklanan Büyükkonut Belediye Başkanı Sennaroğlu, kardeşi Halil Sennaroğlu, Ahmet Barış Sağlamer ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı. Birlikte hareket ettiler diyor. 5 POS cihazı, 3 naylon poşet slip ve kasa fişi emare alındı. Bu arada Gazi Mausa Limanı'nda Anakin isimli geminin güvertesinde elektrik akımına kapılarak can veren iki tayfanın ölümünden sorumlu tutulan gemi kaptanı Hasan Arnavut mahkemeye çıkarıldı. İhmalden tutuklandı haberi var bugün. Televizyonlar göstermiyormuş sevgili Örsan. Bir sıkıntı yok Zahid Hanım, öyle dendi bize. Büyük bir ihtimalle sizde televizyonda bir soru ama ikinci kişisiniz bugün bize söyleyen. Evet, sivrisinekler atağa girdiler. Bu sene herhalde çok olacaklar diyor Nazime Abdullah. İnşallah öyle olmaz. Uçuşlar 28 Mayıs'ta başlamayacak diyor Tolga Atakan ama Tolga Bakanım'ın çok eski bir fotoğrafını koymuşlar. Bugün bizim cins olduğu dönem, yani biraz kilolu olduğu dönem, biraz kilolu değil bayağı kiloluydu. Bizim gibi yani ama şimdi öyle değil. Şimdi filinta gibi. Fil sınıfından filinta sınıfına geçti. Çok güzel oldu, çok sağlıklı oldu. Ama burada eski fotoğrafını kullandılar. Olmaz tabii ki. Haberatör gazetesindeyiz. Otellerde hedef bayram sonrası diyor bugün. Ve kabus gibiydi Havadis Haberci gazetesinin dün yayınladığı haberin aynısını. Evet, Öznur Altan biz seyrediyoruz diyor televizyondan. Evet, Yusuf Kadir Beyler oğlu herhalde diyor. Evet, olabilir, olabilir, tehlikeli. Yeni hızlı test yerine SARS-CoV-2 oldu. Evet, yeni hızlı test yerine SARS-CoV-2 oldu. Anlamadım abi. Akvaryum büfeye, gemi konağına selamlar ediyoruz. Selamlar ediyoruz. Akvaryum büfeye, gemi konağına, Ambeligu'ya, o bölgeye çok çok selamlar ediyoruz. Ve 83 yaşındaki Zekiye Gece ve 67 yaşındaki eşi Şerife Gece hastanede yakalandıkları Covid-19 hastalığını yendi. Biz de sevgilerimizi ilettik. Ben televizyondan seyrederim Fatma Sayıner öyle diyor. Onun için yapacak bir şeyimiz yok. Guterres Kıbrıs'a salgına karşı diyalog çağrısı yaptı. Tarifeli uçuşlarla ilgili net bir tarih yok diyor Tolga Atakan Bakanımız. 168 avukattan, evet, kadın avukatlar kadına şiddete karşı ses verdi. 168 avukattan isim okumayacağım ama filan kadın yalnız değildir mesajı geldi. Şiddete uğradığı iddia edilen kadın, şiddete karıştığı iddia edilen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda program yapan arkadaş da durduruldu dün. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu müdürü dedi ki mahkeme sonuçlanıncaya kadar program yapmayacak dedi. Önemli gelişmeler bunlar da. Evet, Haspolat Hurdalığı'ndaki yangının ardından geriye çevre kirliliği ve riski kaldı. Cenk Mutluyakalı teknik komitede geçişleri geçiştirdi diyor. Yani teknik komitede geçişleri geçiştirdi. Evet, bizim TV'de yayını görüyoruz. Zahide Yaşlıhan biraz yanlış yapmış. Evet, şimdi izleriz diyor. Demek ki sizde bir sıkıntı vardı. Evet, teknik komitede geçişleri geçiştirdi. Kıbrıslı liderler bu yönde çağrı yapılmıştı. Halbuki doğrusu teknik komite toplantısı biraz dağı fare doğurdu. Açıldık ama adım adım. Burada çok güzel bir karikatür var kim çizdiyse. Kim çizdiyse ben bu şeyi okuyamadım tabii ki ama gözler kapalı önümüzü görmüyoruz. Sayın Başbakan ve Yardımcısı önümüzü görmeden açıldık ama nereye giderik belli değil yani birbirine tutunarak. Ha, Almanya'da hızlı test yerine SARS-CoV-2 oldu. Almanya'da hızlı test yerine SARS-CoV-2 yapılıyor galiba odur. Evet, kurum çalışanının davası tamamlanana kadar yayınlarına ara verildi. BRTK müdürü Meryem Özkurt, kadına yönelik şiddetin kabul edilebilir olmadığını, kurum
çalışanlarından birinin böylesi bir vakaya karıştığını, söz konusu çalışanın davası tamamlanıncaya kadar yayınlarına ara verildiğini duyurdu. Kadına yönelik şiddetin BRTK için kabul edilebilir olmadığını, kurum çalışanlarımızdan birinin böylesi bir vakaya karışmasını kabullenemiyoruz diyor. Vatan gazetesindeyiz. Haziran başında tarifeli uçuşların başlayacağı yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmıyor diyor Tolga Atakan. Birinci aşamada KKTC vatandaşları 1 Haziran'dan itibaren ülkeye dönmeye başlayacak. İkinci aşamada ülkede ikameti olmayan KKTC vatandaşları ve üçüncü aşamada vatandaş olmayan ama yaşam düzenleri KKTC'de olan kişiler diyor bugün. Evet, Kamil Özalay anladın kardeş diyor. Yok kardeş, anlamadım. Almanya'da hızlı test yerine SARS-CoV-2 oldu dediğinde je parle un peu français olurum. Yani çok az Fransızca biliyorum. Anlamıyorum Fransızcadan. Benim canım kahve çekti, kusura bakmayın. Önünüzde içmedim. Ne yapayım ama artık yani, kaldı içinde bir yudumcuk Girnejon. Yeni BMW 3 serisi Changar Motors'ta. Yeni BMW 3 serisi. Evet. Mustafa Muaç Kaptanım günaydın. Türkiye'de virüsten can kaybı 4007, vaka sayısı 144.749 oldu. Allah rahmet eylesin ölenleri. İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türk'ün BBC'ye verdiği olay ve Hasan Sertoğlu 18 Mayıs'ta başlıyoruz. Kriterler belirlendi. 18 Mayıs'tan itibaren futbolcular aerobik ve kondisyon antrenmanlarına başlayacaklar. Aerobik antrenmanı nasıl olur futbolcuların, anlamadım. Tight might giyerler böyle oynarlar, anlamadım yani. Ben anlamadım. Tabii anlamama olabilir. Ha, Haber Tabipler Birliği'nden dün geldi. Yani Almanya'da. Sev de günaydın Kamil Özalay doktorum. Şimdi galiba çözüyorum biraz. Hedefimiz KKTC'nin varlığının sürmesidir dedi Sayın Başbakan Ersin Tatar. Türkiye'de bir televizyon kanalına katıldı. Radyo ve televizyona katıldı galiba. Evet. AB'den KKTC'ye 11 milyon euro. Çavuşoğlu siyasi partilerle görüştü. Borcu olanlar başvuru yapsın. Bu çok önemli. Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi'nden yapıldı. Kamu borcu veya vergi borcu olanlar veya işletmelerine ait sabit kıymetlerini güncellemek isteyenler gelir ve vergi dairesine veya şubelerine başvursunlar lütfen. Rum hükümet sözcüsü Giriago Gusho, Haravgi gazetesine yaptığı açıklamada sınır kapılarının açılmasının koşullar el verdiği zaman hükümetin gündemine geleceğini söyledi. Koşullar el verdiği zaman. Osman Berkel Osmanoğlu günaydınlar ve Diyalog gazetesindeyiz. Park halindeki araçtan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kişi mahkemede çaresizliğini anlattı. Evim barkım yok. Bu önemli bir olay. Doğum günü partisinde tartıştığı arkadaşını kırık bira şişesiyle yaralayan kişinin madde testinin sonuçları merekeliyor. Yani bunu neden yaptı? Acaba bir şey aldıydı. Ve Konya'dan şikayet gelmiş. Kredi kartı sahtekarlığı iddiasıyla tutuklanan Büyükkonuk Belediye Başkanı Sen Naroğlu ile kardeşi ve Ahmet Barış Sağlam Erteminan'a bağlandı. Güney Kıbrıs'ın Suudi Arabistan Kraliyet ailesine altın pasaport verdiği açıklandı. Prens Al Saud 2017'de almış. O da bizim gibi vatandaşı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin. Evet. Ha, hızlı test geçersizdir. Doğru çıkmaz diyor. Hızlı test geçersizdir artık. Almanya'da hızlı testi kabul etmiyorlarmış. Kuzey Kıbrıs'ta pozitif vaka çıkmaması nedeniyle koronavirüs önlemleri tarihe karışıyor. Doğrudur ama bizde zaten koronavirüs çıksaydı birileri hastalanacaktı. Yani şu anda hiç kimse hastalanmadığı için biz kendi gözümüzün anlamış gibi oluyoruz. Yendik koronavirüsü, bunu açılıyoruz, saçılıyoruz. Bilmiyorum artık ne olacak. Hızlı test geçersizdir. SARS'tan sonra PCR yapılır diyor, bilmiyorum. Evet, açıldık dedi bugün bu haberde. Biz devam edelim. Şimdi Serhat İncirli'nin yazısını okuyacağız. Serhat İncirli'nin köşe yazısını okuyacağız. Ve tabii ki devam edeceğiz programımıza. Bu arada tabii ki
telefonlarınızı da bekliyoruz efendim. Evet, bugün Haberci gazetesinde yayınlanan köşe yazımıza bakalım. Haberci gazetesi aynı zamanda bugün öğlene doğru da Gündem Kıbrıs gazetesinde yayınlanacak yazımız. Doğa bizden intikam alıyor. Facebook'ta da hemen paylaşalım yazımızı. Doğa bizden intikam alıyor. Bu bir bilimsel yazı değil tabii ki ama sonuçta kendi görüşlerimiz, hayallerimizle dolu bir yazı. Tweet olarak da attık ve paylaştık da. Evet, doğa bizden intikam alıyor. Başlıklı yazıyı okuyalım. Bilimsel ismi var. Macrovipera lebetina. Macrovipera lebetinus da olur sanırım. Koca engerek. Rum tarafında fina diye adlandırılır. Bizim tarafta gufi deriz ve bu ismin Rumca olduğunu biliriz. Kör yılan diyene de rastladım, sağır yılan diyene de. Sonuç itibariyle bu bahsettiğim bir hayvan, bir çeşit yılan. Ülkemizde birçok uzmana ve resmi açıklamaya göre öldürücü zehri var. Ama yine birçok kaynağa göre 1971 yılından bu yana ısırıp da öldürdüğü tek bir kişi yok. 1971 yılından önce ovalarda, tepelerde, dağlarda su kaynaklarından eğilerek su içmeye çalışan bazı çobanları veya köylüleri başından ya da kalbe çok yakın noktadan ısırıp öldürdüğü rivayet edilir. Şimdilerde daha çok av zamanı kendilerini koklamak isteyen köpekleri ısırıp öldürüyorlar veya ciddi anlamda sakat bırakabiliyorlar. Bazı çobanlar da koyunlarını, kuzularını ısırıp öldürdüğünü anlatıyor. Ancak çobanların anlattığı hikayeler, avcıların anlattığı hikayeler kadar fazla değil. Avcılığın doğasından gelen bir durum olsa gerek, avcı abartarak anlatmayı sever. Geçtiğimiz yıl Güney Kıbrıs'taki Pirgo köyünde bir kadını ısırıp veya halk dilindeki söyleyişiyle sokup öldürdüğü söylenmişti. Ama bu konuda herhangi bir bilimsel açıklama ya da duyuruya rastlamadım. Olabilir belki de. Amacım biyoloji dersi veya yılanlarla ilgili bilgi vermek değil. Sadece bu yılanların korunması ve öldürülmemesi gerektiğini anlatmak istiyorum. Neden? Çünkü insanlar tarafından tehdit edilmedikleri sürece hiçbir zararları yok. Son günlerde havaların da ısınmasıyla birkaç tane görüldüğü yönünde haberler işitmeye başladık. Allah'a çok şükür ki bu sezon henüz sanal alemde bu yılanları öldürüp de kahramanlık yaptığını sananların fotoğraflarını görmüş değiliz. Sadece Güney Kıbrıs'ta Baf bölgesinde bir kişi geçen hafta altına dikkat diye yazarak yaklaşık 2 metre boyunda dev bir fina ya da gufi ile birlikte poz verdi. Fina ölüydü ve bir sopa ile havaya kaldırılmıştı. Güneyde çevre ile ilgili her türlü şikayet, her türlü sorun Environment Commissioner Clelia Vasiliu, yani çevre komiseri Clelia Vasiliu tarafından değerlendiriliyor. Vasiliu bahse konu fotoğrafı kendi sanal hesabından yeniden yayınlayarak bu hayvanların öldürülmesinin suç olduğunu hatırlattı, konunun polise intikal ettirildiğini söyledi. Polisin derdi yok, bir de yılan öldürenlerle mi uğraşacak? Hepsi bitti, güneyde bir de çevre komiseri mi var? Var işte. Olmalı. Bizde de olmalı. Doğayı, doğadaki her canlıyı, hayvanı, bitkiyi korumak zorundayız.
İçinde olduğumuz bu sıkıntılı günlerde bu konuyu da düşünmek gerektiği inancındayım. Bu inanç nereden mi geldi? Yani doğayı o kadar hor kullandık, o kadar kirlettik, o kadar acımasızlık yaptık ki, spiritual veya Türkçe söylersem manevi yanım bana doğa bizden intikamını çok fena alıyor mesajını gönderdi. Yılan meselesinden az daha bahsetmek istiyorum. Sahi bir insan neden yılan öldürür? İlk yanıt tehdit olarak gördüğü için olabilir. Ama bence yılan öldürüp fotoğraf sergilemek daha çok poz vermekle alakalıdır. Ve doğaya geçiyorum. Sadece ülkemizin değil, dünyanın tüm denizlerini kirlettik, yok ettik. Vahşi bir hırsla çok zengin olalım istedik. O vahşi hırs ve para görgüsüzlüğü ile kendimize lüks sandığımız bir yaşam kurmaya çalışırken, çocuk işçilerin ekmek parasına dahi yetmeyen ücretlerle çalıştırılmasını hiç umursamadık. O çocukların, öldürülen hayvanların derilerinden çantalar, kürkler, ayakkabıları yapmasına gözümüzü çevirip bakmadık bile. O çantadan almak veya o kürkü boynumuza sarmak ya da o ayakkabıyı giymek için aslında kötü insanlar olduk. İnsanlar ölüyor, sen hayvanları düşünüyorsun. Bu da doğru bir eleştiri. İtiraz etmiyorum eleştirinize. Gelin şu soruyu bir düşünelim. Dünyaya, tüm dünyaya en çok kötülük yapanlar kimler? Son 300 sene içerisinde insanlığa kölelikle, sömürgecilikle, savaşlarla en çok zarar veren ülkeleri sıralayın. Koronavirüs salgınında en çok vaka ve en çok ölüm sıralamasında neredeyse tümü ilk 20'dedir. İnceledim listeyi. Siz de inceleyin. Sömürge devletleri ya da imparatorlukları arasında olup da koronavirüs sıralamasında ilk 20'de olmayan galiba bir tek Portekiz var ama o da ilk 30'da. Vaka sayısı 40 bini buluyor, ölü sayısı 3500'e ulaşmak üzere. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının Almanya'sı listede. İkinci dünya savaşı sonrasındaki soğuk savaş döneminin iki kötü lideri Amerika ve Rusya liste başında. İspanya, İngiltere, Hollanda, İtalya ve Belçika gibi sömürgecilikten zanlılar listenin en üstlerinde. Lütfen kızmayın ama Orta Doğu ve Balkanların en büyük imparatorluğu Osmanlı'nın mirasçısı Türkiye'de vaka sayısında ilk 10'da. Asırlarca kendi bölgesine kök söktüren İran, hala insanlığa özellikle de kendi vatandaşı olanlara karşı suçları kabarık olan Çin, Arap dünyasının en terörist devleti dersem acaba beni içeri atarlar mı bilemem ama Suudi Arabistan da sorunlu. Bu ülke en kötü etkilenenler arasında. Elbette bu yazdıklarımın bilimle, istatistikle, matematikle mutlak anlamda bir bağı olamaz. Ama incelerseniz koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin insanlık suçlarının kabarık olduğunu da göreceksiniz. Kısacası diyeceğim şudur. Ne olur korksak da gördüğümüz anda uzaklaşalım ve lütfen yılanları öldürmeyelim. Hiçbir canlı durduk yere öldürülmeyi hak etmiyor. Doğa kirletilmeyi hiç hak etmiyor. Ağaçlar tüketilmeyi hiç hak etmiyor. Mesela bal arıları, onlar hiç hak etmiyor ve aklınızda bulunsun. Bal arıları tükendiğinde bizi de beraber götürecekler. Doğayı sadece sevelim ve koruyalım.
çevremizdeki her canlıyı bırakalım, ömrü yettiğince yaşasın. Bunca zamandır belli ki çok yanlış yapmışız. Son olarak eklemek istiyorum. Zehirli yılanlardan bahsettiğim için aklıma geldiği yargısına da varmayın. Ama Donald Trump var ya, o kardeşimiz diyor ki bu koronavirüsü Çin üretti. Elbette Çin'in vaka sayısı en yüksek ülkeler sıralamasının en üstlerindeki ülkelerinin tümünün de vardır ama sorumluluğu çoktur, ama yazı biraz eksik çıkmış burada belli ki. En büyük kötülüğü yapan dünyaya Amerika'dır ve şu anda koronadan kırılmaktadır. En büyük kötülüğü yapan Amerika'dır ve koronadan kırılmaktadır. Bunu da belirtmiş olalım sizlere ve Hasan Devecioğlu kardeşime günaydın diyelim. Çok güzel bir yazı. En tehlikeli varlıklar insanlardır diyor Kamil Özalay. Evet, en tehlikeli virüs insanlardır. Evet, Oktay Beyaztaş'a günaydınlar dedik, selamlarımızı ilettik tabii ki. Ve herkese selamlarımızı iletiyoruz. Evet, Pirgolular doğrudur diyor. Abi bir kadını öldürdü geçen sene. Ben Doğancılıyım. Evet. Elye'den selamlar. Çok çok selamlar. Elye'ye selamlar. Evet. Arif kardeşim Doğancı'ya sevgilerimi iletiyorum. Pirgo kapısında görev yaparken köylü kadın gabbar toplarken kendisini sokup öldürdüğünü söylemişlerdi diyor. Evet, bu da güzel. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, bir kişi demek ki geçen sene Pirgo'da, onun da toprağı bol olsun söyledik. Söylemeye devam edelim. Vakaların gizliliği söz konusu değil. Tersi ispatlanırsa mesleği bırakırım diyor Sayın Ali Pilli. Bizde gizli vaka yok diyor. Evet, gizli vaka yok. Öyle diyor. Bu da nereden çıktı tabii ki, ayrı bir tartışma. Evet, yazımızı da okuduk. Aynı zamanda Haberci internet sitesinde vardır yazımız. Bugün içerisinde de Gündem Kıbrıs gazetesinde yer alacak. Gündem Kıbrıs'ta bugün var mı yeni bir şey? Hemen bakalım. Yenilenen herhangi bir haberimiz var mı diye bakıyoruz. SOS'e yardım, 4000 TL yardım toplandı. Çok güzel bir haber bu tabii ki. Evet, Gündem Kıbrıs'ta da yazımız yayınlanmış. Onu da hem tweet olarak hem de Facebook'ta paylaştık. Sizler de isterseniz girip okuyabilirsiniz Gündem Kıbrıs'ta şu anda yazımızı. Facebook'tan da takip edenler bulabilirler tabii ki. Tweet olarak da attık. Mesajlarımıza bakalım. Günaydınlar Kenan Akın. Abi nerelerdesin? Gayıpsın çok zamanlardır. Sevgili eski bakanımız. Evet. Şerif Tezgider. Ablacığım günaydınlar. İyi yayınlar. O da bize selamlarını iletiyor. Şerif Tezgider ablam. Selamlar ediyorum, günaydınlar. Annemin birinci yeğenidir Şerif ablam. Teyze çocukları, çok çok sevgilerimi iletiyorum. Aman anam, Erdoğan Akkılınç, çok çok teşekkür ederim kardeşim. Evet, Erdoğan Akkılınç kardeşimle son bir hafta içerisinde iki kez tavla oynadık. Her ikisini de kaybettim. Ama şansının diyor Seftab ablamın norundan kaynaklandığını söyledi. Seftab ablam halamın kızı. Dünyanın en güzel nor ve hellim yapan insanıdır Yeşilırmak'ta. Sen diyor o kantarayı getir. Ben diyor Seftab abladan nor aldım. Ye. Belki diyor şansın açılır da beni yenen tavlada gerçekten her gün ezilmekten usandım. Yani dün öyle bir şey oldu ki bitmek üzere olan bir maçı düşünün. Ya anlatacağım ya. 4-1 öndeyim. Ve
Arkadaş zar atacak. Her taraf kapalı. Sadece 6-1 atarsa beni vuracak ve oyunu alma ihtimali olacak. Hadi be canım dedi. 6-1 attı, 6-1. Kapattım tavlayı. Kapattım tavlayı. Sonra açtık tekrar. Oynadık, devam ettik. 5-4 yenildim. Ya olacak gibi değil. Yani ne nor yesem, ne hellim yesem hiç kurtarmıyor bizi bu iş ama selamlarımızı iletiyoruz tabii ki, saygılarımızı da. Sen sakla o Nurcu'yu da, bir şeyler yapmamız lazım. Evet. Bazı doktorlar gündemde kalmak ve gazetelerde çıkmak için açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. Ama hiçbiri hangi derin araştırma sonucunda bu bilgileri veriyor, söylemişler, söylemiyor. Tahmin üzerinde konuşmalar kafamızı karıştırıyor dedi Lika Şenmedi. Çok doğru söyledi bence. Çok doğru söyledi. Kafamızı karıştırmayın. Kenan Akın abim çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ailede inşallah çok iyidir. Sedat Çomunoğlu çok çok teşekkürler hatırlattığı için. Ali Civisilli kardeşim sana da günaydın. Salman Samer'e günaydın kardeşime. Günaydınlar. Ve Soner Yolaç kardeşim eski Karadağ'dan günaydınlar kardeş diyor. Çok sıcak, çok sıcak. Biz bir ara daha veriyoruz. Sonra İngiliz gazeteleriyle devam edeceğiz. Ayrılmayın.